iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Şimdi tamam. Robertson var. Tierney var. Abi savunma takım savunması olarak İskoç o kadar da iyi değil. Merkezi. yani. Bozabileceğim gibi, bir takım. Dediğim gibi yani, bir takım. Portekiz İtalya, Polonya, İsveç'tense İsveç bak hepsinin içerisinde var ya yemin ediyorum sana İsveç'i hiç istemem. Hani en pis takım İsveç burada. Pis derken futbol yani zor takım çok zor takım. O yüzden hiç istemem zaten İspanya maçında ne yaptıklarını net bir şekilde gördük. Evet. Burada bir de İsviçre'ye hakkını teslim edelim diyorum ben. İsviçre'ye hakkını şöyle teslim edeceğiz. Murat Yakın e evet. teknik direktör öyle başlayalım. Ee, İs İsviçre'de Basel'deydi değil mi Murat Yakın? Şampiyonluklar yaşadı, ee, Tabii, çok, çok ciddi bir teknik direktörlük gösterdi. O, o Şampiyonlar Ligi sürecinde Basel'deydi. Basel'deydi. Sonra Avrupa'da. enteresan bir şekilde muhtemelen paranın da e, cezbetmesiyle Rusya sınırlarına girdi, Moskova'ya Moskova gitti. Ve orada belki de teknik direktörlük kariyerini sonlandıracak bir hamleydi o. Ben genellikle bazı teknik direktörlerde onu hep görüyorum yani e, Rusya'yı bir futbol evet para, belirli noktada para akıtılıyor ama Rusya bataklığına girdikten sonra çıkmak da çok zordur. Bataklığı burada şu anlamda söylüyorum. Yani pislik anlamında değil. Ayağınız attığınız anda oradan çıkabilmeniz çok zor. Çünkü kariyeriniz çok ciddi düşüşe geçebiliyor. Bakınız şey gibi. bir ara Real Madrid'de çalıştırmıştı bir adam vardı. Kim Juan De Ramos muydu? Hmm. Juan De Ramos da mesela Rusya'ya gittikten sonra bu falan sallandı böyle. Spalletti bir sallandı. Şimdi tekrar kendini buluyor Zenit sonrasında gibi gibi söyleyebiliriz. Ya Zenit şey yapmıyor, batırmıyor. Zenit olursa belki kurtar Mancini, Spalletti, Villas Boas. Ama, ama şey, yine de bir saplanıyorsun şeye böyle yani. Villas Boas da mesela adam bir şey yaptı. Yani Dakara katılmıştı değil mi? Radyo bıraktı, bıraktı, şoför bıraktı. oldu. Şoför oldu falan. Yani. <laughs> ee, orada Şeyi söyleyeyim, Murat Yakın oraya gidip döndü ama İsviçre tabii, İsviçre şunu da kullanıyor. Mesela Türkiye'de Bursa da öyledir. Bir genavuzu vardır. İsviçre genavuzunu çok iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Yani Arnavutluk'tan geliyor, Kosova'dan geliyor. Bir Birleşmiş tabii. Milletler gibi görmemiz lazım e, İsviçre'yi. Bunu çok iyi kullanıyorlar. Bundestiga Destiga zaten var. Elinde İtalyanları ilk 17 dakikada pişman eden bir Salzburg santroforu var. Okafor o? Okafor. Okafor, Okafor var. Okafor muazzam bir adam yani muazzam bir adam. Hani böyle bir satışını şöyle bir nereye gidecek diye bakıyorsun adama değil mi? Bu acaba nereye hayal ettiriyor sana diyorsun. İşte orada Murat Yakın takımı da e, çok iyi yeniden dizayn etti. Ee, yani Petkovic'in takımı üçlü üçlü takım. Geldi direkt 4-2-3-1'e döndü. O, genel olarak oynamayı biliyor takım onda zaten. Yani. Bir de şeyi de değiştirdi. Mesela e, isteme, yani elinde değildi tabii eksiklerden dolayı. Mesela bu şeyde Seferovic'i ve Embolo'yu kullanamadı. Evet. Vargas, Gavranovic, Okafor, bazen Okafor forveti attı, Stefani kenara koydu. Evet. Yani bizde küme düşmemeye oynayan Kayseri forveti Gavranovic'le ile Dünya Kupası'na gitti. Evet. Yani çok iyi Niçin? kullanıyor oyuncuları. Çünkü doğru yani. sistem. Kesinlikle. Doğru sistem oyuncuyu yükseltir. Ve hani hepimizin tukaka ettiği 4-2-3-1 ile yaptı bunu. Demek ki formasyonlar o kadar da yani sorun formasyonlarda değil. Mi? Ideoloji, ideoloji, evet. ideoloji. Sen şimdi 4 2 3 1 burada iki tane savunmacı. Zaten arkada e, iki tane net stoperin varken burada bekleyerek hareket etmeden oynarsan senin 4-2-3-1'in dünyanın en sıkıcı 4 2 3 1i olabilir. Ama burada seçtiğin ikili oyunu Açtıktan sonra burada daraltabiliyorsa, buradaki beklerin genişlediği zaman buradaki santoforların, gavronomik falan buralarda Okafor'la beraber hem geçiş oyunu oynayabiliyorsa hem oyunu daraltıp genişletebiliyorsa çok daha farklı bir şey gidiyor. Bir Mesela de bu, bu ideolojiyle iki, oraya... kullandığı oyunculardan birisi de Atalanta oyuncusu Suyuzca, Zaten senin formasyonun bilmişti. direkt olarak bambaşka bir yere Bir yeri de burada bilmiyorum. mentalite de çok önemli. Bak ile iyi bir Dünya Kupası çıkarmış takım. Evet. Petkoviç bırakıyor kulüp teknik direktörlüğünü için. İşte Bordo'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Bordo'daydı. Ve ondan sonra göreve getirdiğin teknik adam en son 2014'te şampiyon olmuş. O da Bazel'le. Bazel'le zaten yani ligin en çok şampiyon olan takımı. E, ee, hocası ve bir önceki yani o biten sezonu 10 takım arasında 6. bitirmiş. Hiçbir takımda 2 puan var. Bak şampiyon olurken bile 1.99 puan ortalaması tutmuş. Bazel'le, Bazel kariyeri. Hiçbir takımda 2 puan ortalamasını, bizde genelde standart alınır ya, <laughs> tutturamamış. Ee, bir şey, işte Rusya'da başarısız olmuş. Bir teknik adamı, 45 yaşında bir <laughs> teknik adamı Getiriyorsun milli takımın teknik direktörü yapıyorsun. Hani neden? Çünkü bir ideolojisi olduğunu biliyorsun. Evet. Bir teknik adam havuzun var. Bizde mesela bu da çok büyük eksik. Senin, senin teknik adamların Bundesliga çalışıyor ya. Tabii. İsviçre'de, İsviçre, İsviçreli Alman dediğimiz o zaten ya. Onu yani. gözlemleyebiliyorsun. Evet. E, doğal olarak e, orayı da bir tebrik etmek lazım onu karar vericileri de. Murat Yakın'da Dünya Kupası'na gidiyor. İsviçre'yi yine izleyeceğiz. Umarım biz de gideriz. İnşallah. Orada yakından izleriz. Bir not ekleyeceğim. Murat Yakın hani bilmeyenler olabilir genç arkadaşlar. Fenerbahçe'de oynamıştı. Hı hı. 99, 98, 99 sanırım 99'un... Deprem sonrası ayrılma kararı aldı. Annesinin açıklaması bu şekilde. 99, sonra kendisi öyle değil falan dedi de olabilir Bil ama Bilmiyoruz yani. yani mevzuyu bilmiyoruz yani. 99'dan sonra 2000'de yoktu yani. Evet. O dönemde çok enteresan bir Fenerbahçe kadrosu var neresi enteresan? Şimdi sezon başlıyor. Bak teknik direktör Löw. Sonra Almanya'nın efsane hocası oldu. 6 numarada daha doğrusu Libero başladı. 6 numaraya geçti. Murat Yakın. Evet. İsviçre'yi Dünya Kupası'na götüren hoca. Kalede Rüştü Reçber. Şimdi futbol Türk, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda idarecilerden evet. biri. Yedek kaleci Murat Şahin. Şampiyon Beşiktaş'ta sergilemişler. Yardımcısı. yardımcısı. Sol kenar Erol Bulut. Alanyaspor, Fenerbahçe şimdi Gaziantep FK. Devre arasında Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye Fenerbahçe geldi. <laughs> Ve şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü. Yine değerlendirirsek başarılı başarısız bir tartışılır ama Ümit Milli Takımının teknik direktörlüğünü yapmış Abdullah Ercan o da sol kenar oyuncusu olarak kullanıldı. Hani o Fenerbahçe bayağı bir şey çıkarmış. O dönemde Löv'ün etkisi midir bilinmez ama <laughs> gel Sergen Yalçın Sergen Yalçın Lövle çalıştı mı? Çalışmadı sanırım ben. Ya bilek, yani dönemi olabilir sanırım. Joachim Löw. çalıştı. evet o kesin ama. Evet. Löf, Sergen Yalçın İzbandı. genel olarak şeyle çalıştı. Zamanla çalıştı. Zaman havalarında Hayır, indiğinde Löw döneminde Sergen Yalçın yoktu sanırım. Yoktu yoktu evet. yoktu. yoktu. İstanbulspor'daydı galiba o zaman. Enteresan bir enerjisi varmış o dönem Teknik adam çıkarmış o dönemki futbolculardan. Ki Joachim Löw'ün de şanssızlığı Metin Diyadin'in ayağının kırılmasıydı. Evet. Onu Zaten söyleyelim yani. O takımı kurdu. O takımı... Var mı? Love Sergen Alçın. Tamam. Var mı? Love etkisi demek ki. oyuncuları üzerinde böyle bir şey serpiştirmiş. Kendine faydası olmasa da. Teknik teknoloji kışıltısı diyorsun yani. Ya O dönem zaten Fenerbahçe şeydi Takımı kurmuştu. Çok güzel böyle bir 4-4-2 takımı kurmuştu. Murat Yakın, Metin Diyadin. Sol kenarda... Sol kenarı hatırlayamadım şimdi. Elbir Balic var mıydı o kadroda? Var. Solda Balic mi oynuyordu? Sanki Balic oynuyordu gibi. Elbir Balic vardı. Ben Baliç'i forvet olarak, e, Baliç solda, Moldovan Boliç yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. forvet, sağda da Tayfun Korkut. Öyle hatırlıyorum. Arkada ben. da e, Mustafa Doğan'ı hatırlıyorum, Halil İbrahim Kara'yı hatırlıyorum. İyi bir, fena bir topçu çıkışı yapıyor. Kocaeli sporlu Halil İbrahim'den bahsediyoruz, sol bek. Bir, Solbek. Yani bir Hı -hı. çıkış yapıyor. Evet. E, i̇şte Uçe vardı. Uçe Hök. E, Safvet, Safvet Akbaş vardı. Safvet Akbaş vardı. Evet. İlker Yağcıoğlu sağ bek oynadığı zaman da Mustafa, Mustafa, Mustafa Doğan da stopere, stopere geçiyordu, geçiyordu. ve 3-3-4. Ama dediğin gibi zaten Metin Diyadin, Murat Yakın inanılmaz bir şey vaat etti. Murat Yakın bir geldi uzun paslar abi, savunma arkasında toplar, baliç bir yerden koşuyor, baliç bir yerden... Ama oyunu zaman... okuduğu için de Murat Yakın'a şöyle denmeye başladı. Sen hani ilk bölümde konuşurken Türkiye gerçekleri dedik ya. H hemen devreye abi, girer. Abi 10 metrede oynuyor ya. Düz oyuncu. Ha, düz oyuncu. İşte sadece yana pas yapıyor gibi. bak Ama kimse şunu konuşmuyordu. Abi yanında Metin Diyadin varken ne gerek var? Çünkü adam her yere koşuyor <laughs> hani bugün Barella'ya falan <laughs> konuşuyoruz ben ya. Ben Murat Yakın'ın çünkü konuştuğundan hatırlıyorum yani, o yüzden. Yani. Sonra Abi. zaten. Yani size şöyle anlatayım bilmeyenler için. Madem Liverpool'u express konuşuyoruz. Murat Yakın'a böyle dediniz ya. Yan Mölby'i izleseniz topçu değillerdiniz Liverpool'da. <laughs> Yan Mölby göbek reis. Çağrı hatırlar belki Liverpool'dan. Çok eski zamandan bahsediyorum. Baba biraz böyle hafif göbekli bir oyuncuydu ama... Adama dersin ki yani şurada Safranbolu'daki lokumcunun lokumuna fıstığı at dersin. O fıstığı ayağıyla atardı yani. Ben ne sana söyleyeyim. Öyle bir adamdı yani. Ya yerine yerleştirecek bir adamdı. Murat Yakın da öyle bir adamdı yani. Ama bizde işte bir öyle bir böyle bu yorumlar evet. Ama ben Murat Yakın'ı o meşhur beyaz kramponlarıyla hatırlıyorum. Çok iyi kramponlardı. Kardeşi de çok iyi futbolcuydu bu arada. Kardeşi daha iyi futbolcuydu. Onu hacı yedi. Daha iyi Oynatmadı ya. 45 dakika oynatmadı biliyor musun? Bir, daha bir maçta 45 dakika oynattı. Hakan, Yakın, Yakın geldiğinde. Muazzam bir adamdı. Sonra Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da bayağı bayağı top oynamaya devam etti. Yani. 2008'de İsviçre'nin vardı. Bize, bize gol atmadı mı ya? Yani? Bize gol attı. Attı, sevinmedi. attı, attı, attı. Bize tabii. gol attı, sevinmedi. Velhasıl Murat Yakın'a da başarılar dileyelim. Başarılar. Turnuvada biz de gideriz umarım. Murat Yakın, Stefan Kuntz beraber konuşuruz, konuşuruz bunları. Konuşuruz inşallah. Bizim için önemli olan bu. O zaman ağzına sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Express Milli Takımlar bölümüyle bu haftayı bu şekilde tamamladık. Umarım Voley'deki diğer programlarda bu videonun yayınlandığı günün akşamında Karadağ maçı var. Dünya Kupası'na nasıl gittiğimizi, neleri değiştirdiğimizi, play nasıl kurtulduğumuzu, mucizelerin nasıl gerçekleştiğini konuşuruz. Ve önümüzdeki aylarda da turnuva sürecini biz uzaktan evet. keyifle evet. play-off'ta ne olmuş, İtalya ne yapmış Bizi ilgilendiren konuşuruz. süreçler olmayan şekilde evet. konuşmaya devam evet. ederiz yani. Ve Katar'da da umarım. Şöyle bir Katar'dan bir Katar Ekspresimiz yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir Do Katar Doha Ekspresimiz Katar'da. yaparız onu. Yaparız, <laughs> yaparız onu. bir güzellik. Her şey milli takımın elinde, güveniyoruz. Görüşürüz.